Merhaba, sporun not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaracağız. Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Merkez Hakem Kurulu arasındaki gerilim sürüyor. Göksel Gümüşdağ, Abdurrahim Albayrak ya elindeki belgeleri göstersin ya da özür dilesin dedi. MHK Başkanı Sabri Çelik de bir açıklama yaptı ve VAR konuşmaları yalnızca federasyonun yayınlayabileceğini duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nden çarpıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Dün oynanan iki maçta tam 12 gol atıldı. Tottenham, Manchester City, Liverpool'da Porto'yu elemeyi başardı. Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Ve Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes'te playoff serisine galibiyetle başladı. Lacivert Beyazlılar sahasında Barcelona Lassa'yı yendi. Fenerbahçe serinin ikinci maçına bugün çıkacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Medipol Başakşehir'in Galatasaray'a tepkisi sürüyor. Son olarak Başkan Göksel Gümüşdağ kameraların karşısına geçti. Abdurrahim Albayrak çok sert sözlerle eleştirdi. Hepsini kamuoyuyla paylaş. Eğer varsa. Yoksa da çık Türk futbolundan ve Başakşehir Futbol Kulübü'nden özür dile. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın hedefindeki isim Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak. Gümüşdağ, Merkez Hakem Kurulu'yla yenilenen tesiste bir toplantı yaptı. Zirvenin ardından kameraların karşısına geçip elimizde VAR kayıtları var diyen Albayrak'ı eleştirdi. Hiçbir kulübün ulaşamadığı belgeler ve ses kayıtlarını Galatasaraylı yönetici nasıl ulaşmıştır? Bunu savcılığa suç duyurusunda yazdık. Elindeki ses kayıtlarını, belgeleri, görüntüleri hepsini kamuoyuyla paylaş. Eğer varsa. Yoksa da çık Türk futbolundan ve Başakşehir Futbol Kulübü'nden özür dile. Gümüşdağ, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Abdurrahim Bey'in elindekiler belge değil, duyum sözüne de yanıt verdi. Hangisine inanacağım ben de bilmiyorum. Bunlar o camiayı temsil eden kişiler. Onların çıktığı söylediği şeyler bir rakibin mücadelesinde konuşacağı ifadeler değil. Göksel Gümüşdağ, VAR kayıtlarının İFAP kuralları gereği kulüplerle paylaşılamayacağını sözlerine ekledi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik VAR görüşmeleriyle ilgili tartışmaya dahil oldu. Çelik bunların yayınlanmasında yetki sadece lig organizatöründedir diyerek federasyonu işaret etti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, tartışılan video yardımcı hakem konuşmaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Çelik bu konudaki yetkinin lig organizatöründe olduğunu söyledi. VAR konuşmalarının yayınlanması konusundaki yetki sadece ilgili lig organizatöründedir. Medyada yer alan VAR diyaloglarının hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda çeşitli senaryolar yazılıyor. Kimse sorumsuzca açıklama yapmamalı. Herhangi bir iddiası olan da bunu belgeleriyle açıklamalıdır. Riva'daki VAR odası emin ellerdedir. Sabri Çelik, yaşanan süreçte her şeyin açık ve şeffaf olduğunu vurguladı ve bardağı dolu tarafından bakmayı önerdi. MHK Başkanı, 2 aylık görev sürelerinde ambargolu hakem cümlesini kaldırdıklarını da ifade etti. Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlemeyi planladığı basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği de açıklamada yer aldı. Galatasaray sağlık heyeti iki oyuncuyu hafta sonuna yetiştirmeye çalışıyor. Feghouli ve Semih Kaya'nın tedavilerine devam ediliyor. Kulüp Feghouli ve Semih Kaya'nın durumları ile ilgili açıklama yaptı. İki futbolcunun da adalelerinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe derbisinde yaşanan bu sakatlıkların ardından tedavi süreci başlamıştı. Sağlık heyeti iki futbolcuyu da cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçına yetiştirmeye çalışacak. Galatasaraylı Erne Onyekuru İngiltere'yi tercih etme sebebini açıkladı. Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı futbolcu Paris Saint-Germain'in reddetmesinin ailesiyle beraber aldığı bir karar olduğunu söyledi. Galatasaraylı Henry Onyekuru 2,5 yıl önce Paris Saint-Germain'i reddettiğini açıkladı. BBC'ye konuşan Onyekuru, Fransız ekibiyle anlaşma noktasına geldiğini ancak aile içinde aldığı kararla Everton'a imza attığını söyledi. Nijeryalı futbolcu Paris Saint-Germain için sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalamak üzere bir süre beklemem gerekiyordu. O süreçte ailem ve arkadaşlarımla konuştum. Özellikle annem bana genç bir oyuncu olduğumu ve oynayarak gelişebileceğimi söyledi. Ben de onun tavsiyesini dinledim ve menajerime Paris Saint-Germain'e gitmeyeceğimi söyledim,
ifadelerini kullandı. Çalışma izni alamaması nedeniyle henüz Everton forması giyemeyen Onyekuru, Premier Lig'de oynamak en büyük hayalim. Çocukluğumda Thierry Henry gibi olmak isterdim. Çalışma iznim çıktığında hayallerime kavuşacağım dedi. Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Onyekuru, Süper Lig'de 26 maçta 12 gol, 2 asiste imza attı. Fenerbahçe'de Victor Moses sakatlandı. Nijeryalı futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe Süper Lig'de pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler cezalı oyuncuları nedeniyle bu deplasmana eksik kadroyla gidecek. Bir kötü haber de Victor Moses'tan geldi. Nijeryalı oyuncunun kasığında yırtık tespit edildi. Moses'ın tedavisinin 3 hafta sürmesi bekleniyor. Devre arasında Fenerbahçe'ye katılan 28 yaşındaki futbolcu 10 maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları kulüp tesislerinde bir maç yaptı. Alex de Souza ve Tuncay Şanlı gibi efsane oyuncuların yer aldığı mücadelede ortaya renkli görüntüler çıktı. Fenerbahçe'de geçmiş sezonlarda forma giyen eski futbolcular kulüp tesislerinde buluştu. Efsane oyuncular sarı ve lacivert takımlara ayrılıp maç yaptı. Kulübün resmi YouTube hesabından yayınlanan mücadeleyi Alex de Souza, Kemal Aslan, Semih Şentürk, Gürhan Gürsoy ve Caner At'ın bulunduğu sarı takım kazandı. Kaybeden lacivert takımdaysa Tuncay Şanlı, Fabio Luciano, Mehmet Aurelio ve Ali Güneş yer aldı. Kulüp çalışanlarının da forma giydiği karşılaşmada futbol takım idari menajeri Volkan Ballı hakem olarak görev yaptı. Penaltı atışını kullanıyor Ali Güneş. Vuruşunda topağlarla buluştu. Caner At'ın bir müdahalesi var ama yeterli olmadı. Maçın ardından iki takım oyuncuları karşılıklı tezahürat yaparak etkinliğe nokta koydu. Efsane futbolcular Fenerbahçe'nin hafta sonu oynadığı derbi mücadelesinde ve basketbol takımının Žalgiris Kaunas'la karşılaştığı maçlarda da tribünde yer almıştı. Medipol Başakşehir'in 38 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu geleceğiyle ilgili karar vermek için sezon sonunu bekliyor. Tecrübeli futbolcu şampiyon olursak düşünecek vaktim olacak dedi. Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu şampiyonluğu işaret etti. Futbola devam edip etmeyeceğine daha sonra karar vereceğini söyledi. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu önlerindeki 6 maçı tek tek düşüneceklerini söyledi. Rakiplerimiz şampiyonluk alışkanlıkları, bu kültürleri olan takımlar. Bu yüzden işimizi sıkı tutup çalışmamız gerekiyor. Her maça bir final gözüyle bakıp inşallah ligin sonunda o kupayı kazanan taraf biz olmak istiyoruz. 38 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini söyledi. Benim için kolay bir süreç değil. Bu sene şampiyon olursak sezon sonunda düşünecek vaktim olacak dedi. Emre Belezoğlu, Medipol Başakşehir'in örnek bir kulüp olduğu görüşünde. Kulüplerin ekonomik anlamda devletimize, taraftarlarına ve camialarına yüklediklerini düşündüklerimizde Başakşehir mükemmel bir örnek olur. O yüzden Allah nasip ederse birçok şeyi değiştirebilecek bir şampiyonluk olabilir. Medipol Başakşehir son 6 haftaya 61 puanla takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önünde giriyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Adeta bir gol düellosuna sahne olan mücadelede Tottenham, Manchester City'yi saf dışı bırakırken Liverpool, Porto karşısında rahat turladı. Manchester City 1-0 yenildiği maçın rövanşında Tottenham'ı konuk etti. Hakem Cüneyt Çakır'ın görev aldığı karşılaşmanın ilk 21 dakikasında tam 5 gol atıldı. 4. dakikada City, Raheem Sterling'in golüyle öne geçti. Tottenham 7 ve 10. dakikalarda sonra skoru 2-1 yaptı. Bir dakika sonra City, Bernardo Silva ile eşitliği yakaladı. 21'de ise Sterling ev sahibini yeniden 3-2 öne geçirdi. 59. dakikada Agüero skoru 4-2'ye getirse de Tottenham pes etmedi. 73'te Llorente'nin golü var. İncelemesinin ardından geçerlilik kazandı ve skor 4-3 oldu. Duraklama dakikalarında Manchester City'nin Sterling ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Bu sonuçla Tottenham tarihinde ikinci kez adını son 4 takım arasına yazdırdı ve Ajax'ın rakibi oldu. Bir diğer eşleşmede ise Liverpool 2-0 kazandığı maçın rövanşında
Porto'ya konuk oldu. Kırmızılar bu karşılaşmada da rakibine şans tanımadı. İlk yarıda Mane'nin golüyle 1-0 öne geçen Liverpool sırasıyla Salah, Firmino ve Van Dijk'ın golleriyle mücadeleyi 4-1 kazandı. Porto'nun tek golü ise 68. dakikada Eder Militao'dan geldi ve Liverpool 4-1'lik skorla yarı finale yükseldi ve Barcelona'nın rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler bugün belli olacak. Çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle. Son dörde kalacak takımlar bugün 22'de başlayacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak. Chelsea 1-0 kazandığı maçın rövanşında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Benfica Eintracht Frankfurt'u 4-2 yenmişti. Bu maçın rövanşı Almanya'da oynanacak. Valencia 3-1 kazandığı maçın rövanşında Villarreal'i ağırlayacak. Arsenal de 2-0 kazandığı maçın rövanşında Napoli'ye konuk olacak. Futbol sahalarında bir oyuncunun rakibini vahşice tekmelediği anları ekrana getireceğiz. Olay araya girenler sayesinde daha da büyümeden son buldu. Yerdeki rakibinin ayaklarını tuttu, karnına tekme attı. Utanç verici görüntüler Asya Futbol Konfederasyonu Kupası maçından. Kaya takımının oyuncusunun bu hareketi büyük tepki topladı. Vahşice tekme atan futbolcuya diğer oyuncular anında müdahale etti. Hakem de Jaser Soriano isimli oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Tekmelenen Makassar futbolcusu Anthony Klok yerden kalkıp rakibinin peşine düşmek istese de araya girenler olayın büyümesine izin vermedi. Makassar rakibi Kaya'yı 2-1 yenerken maçta 2 kırmızı 7 sarı kart çıktı. Gazetelere bakacağız şimdi. Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Milliyet Gazetesi'nde bu sayfasında 2019-20 de Komoli'ye emanet başlığıyla Fenerbahçe ile ilgili haberler var. Sarı lacivertli takımda Fransız sportif direktör transfer çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği rapor doğrultusunda geniş bir liste hazırladı. En az 10 oyuncunun gönderilmesi planlanan Fenerbahçe'de futbolculara gelecek tekliflere göre bu sayının daha da artabileceği öğrenildi. Yine antrenmandan görüntüler var. Fotoğraf karesi daha doğrusu Milliyet Gazetesi'nin bu sayfasına yansıyan. Moss'un sakatlık haberi yer almış. Elif için de Inter iddiası başlığıyla Gazzetta dello Sport'un çarpıcı bir iddiada bulunduğu ve Süper Lig haricinde Makedonya forması Avrupa elemelerinde gösterdiği performansla dev kulüplerin scoutları harekete geçirdiği haberi Elif'in yer almış ve Inter'le adı anılıyor gazetenin bu sayfasında. Devam edeceğiz şimdi Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Hürriyet Gazetesi'nde derbi futbolu mahkemeye düşürdü başlığıyla bir haber var. Süper Lig'de son haftalara girilirken kulüpler arasında ipler gerildi. Her şey Galatasaray'ın Ali Palabıyık isyanıyla başladı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ortalığı karıştırdı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir mahkemelik oldu. Galatasaray, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'u Başakşehir'de Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a dava etti denilmiş. Bizim de haberlerde aktardığımız bilgiler Hürriyet Gazetesi'nde de yer alıyor. Yine Hürriyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Kadro dışı değil ilk 11'de başlığıyla bir haber var. Geçen yılki katkısı ve iki kez özür dilemesi etkili oldu. Galatasaray Sinan'la devam ediyor denilmiş. Derbi sonrası sözleri gündeme gelmişti. Taraftara söyledikleri nedeniyle kadro dışı bırakılacağı konuşulan Sinan, pişmanlığı ve 21. şampiyonluktaki katkısı dikkate alınarak takımda tutuldu. Eksikler nedeniyle Terim Sinan'ı hafta sonu oynatmayı düşünüyor denilmiş. Yine aynı sayfada Galatasaray Boumis için FIFA'da başlığıyla bir haber var. Sarı kırmızılı yönetim 12 milyon euroluk son taksidi ödemeyen El Hilal kulübünü FIFA'ya şikayet etti ve sarı kırmızılılar bu konuyu FIFA'ya taşıdı denilmiş gazetenin bu sayfasında. Sabah gazetesine bakacağız şimdi. Sabah gazetesinde ise
Ndiaye için aslana red başlığıyla bir haber var. Devre arasında teklif almıştı başlığıyla ayrıntılar var. Sarı Kırmızılar 750 bin euro kiralama bedeli ödediği 1990 doğumlu yıldız oyuncu için İngilizlere tekrar kiralayın mesajını iletti. Ancak Stoke City cephesi bir sene önce Galatasaray'a 16 milyon euro bonservis ödedikleri Ndiaye'yi yazın satmaya karar verdi. Devre arası Çin'den teklif alan Ndiaye'nin menajeri William Davila son dönemde Suudi Arabistan'a önemli transferler gerçekleştirdi. İngilizler Galatasaray'a tekrar kiralamayacakları Ndiaye'yi 10 milyon euro üzeri bonservisle Çin ya da Suudi Arabistan'a satacak denilmiş gazetede. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi. Milliyet gazetesinin bu sayfasındaysa yeni dönem yeni sistem başlığıyla Beşiktaş'la ilgili haberler var. Başkan Fikret Orman 12 Mayıs'ta 3. kez seçilmesi halinde kafasındaki projeleri vakit kaybetmeden hayata geçirecek denilmiş. Profesyonel yönetim modeli anlayışına geçiş yapmak isteyen Beşiktaş'ın patronu transferden amatör branşlara kadar birçok alanda idareyi CEO'lara teslim etmeyi planlıyor. Fikret Orman kulübe ciddi yük oluşturan amatörde küçülmeyi de düşünüyor. Fanatik gazetesine bakacağız şimdi. Fanatik gazetesinde ise yollarımız yine kesişebilir başlığıyla bir haber var. Kara Kartal'ın eski yıldızından siyah beyazlara fanatik aracılığıyla net mesaj denilmiş. Cenk Tosun'un sözleri, gazazuna bile oynasam kazanmak istiyorum sözleri öne çıkıyor. Everton'da çok mutluyum, uzun süre görev yapmak istiyorum. Vatanımı, bayrağımı burada gururlandırmak istiyorum. Burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Sadece ben değil, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu da aynı şekilde diyor. Ama elbette niye Türkiye'ye dönmeyeyim, neden Beşiktaş'a dönmeyeyim şeklinde de sözleri var. Cenk Tosun'un Fanatik gazetesinde. Sabah gazetesine bakacağız şimdi. Sabah gazetesinde ise UEFA'nın kılıcı TFF'de başlığı var. Haziran ayı itibariyle Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor. UEFA'nın verdiği yetkiyle ulusal lisans talimatını devreye sokacak olan Türkiye Futbol Federasyonu transferde ipleri eline alacak. Artık kulüpler istediği gibi para harcayamayacak. Kurala uymayan ve buna rağmen transfer edilen futbolcuya lisans verilmeyecek. Ve şimdi bir de İngiliz basınına bakacağız. Daily Telegraph gazetesi Manchester City Tottenham maçı ile ilgili inanılmaz manşetini kullanmış. Var Sterling'in 94'te attığı golü iptal etti. Llorente'nin golü ise klasik bir zafer getirdi cümlesi yer alıyor Telegraph'da. Ve Star Sport gazetesinde aman tanrım sözüyle bir kelime oyunu yapılmış. Dört anlamına gelen kağıt kelimesiyle Manchester City'nin 4 kupa hedefini gerçekleştiremeyeceği vurgulanmış. Maç var kararı City'nin iddiasını öldürdü. Spurs yani Tottenham'sa zafer kazandı diye haberleştirilmiş. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder kulübün resmi sitesine bir röportaj verdi. Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı yaptığı asistin kariyerindeki en unutulmaz an olduğunu söyledi. Cengiz Ünder Barcelona maçındaki asisti unutamıyor. Kulübü Roma'nın internet sitesine geniş çaplı bir röportaj veren Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde Katalan ekibini saf dışı bıraktıkları mücadelede Kostas Monolos'a asist yaptığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi. Milli futbolcu, kariyerimin en iyi anlarından birisiydi. Düşününce tüylerim diken diken oluyor. Eski maçları evde tekrar izlerim ve o korneri izleyince çok değişik hissediyorum. Bunu tarif edemem ifadelerini kullandı. Röportajda idolünün her zaman Lionel Messi olduğunu vurgulayan Cengiz, çocukluk döneminde herkes gibi Barcelona'yı hayranlıkla izlediğini söyledi. 21 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin bu sezonki performans düşüşünü de odaklanma problemine bağladı. Cengiz Ünder 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Medipol Başakşehir'den Roma'nın yolunu tutmuştu. Son dönemde sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan milli futbolcu bu sezon 28 maçta 6 gol 9 asiste imza attı. Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah Time dergisine kapak oldu. Mısırlı futbolcu 2019 yılının en etkili 100 kişisi arasında yer aldı.
Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah Time'a kapak oldu. Amerikan Time dergisinin okurları ve editörlerinin oylarıyla belirlenen 2019'un en etkili 100 kişisi açıklandı. Listede 6 sporcu yer aldı. Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın yanı sıra Birleşik Amerikalı basketbolcu LeBron James, golfçü Tiger Woods, Japon tenisçi Naomi Osaka, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya ve Birleşik Amerikalı futbolcu Alex Morgan da listeye girdi. Premier Lig'de Liverpool formasıyla gösterdiği performansla ilk kez en etkili 100 isim arasına giren Salah, ülkesinde bir rol model olmaktan ötürü gurur duyduğunu söyledi. Mısırlı yıldız Time dergisinin kapağında yer alan 5. futbolcu oldu. Daha önce Lionel Messi, Neymar, Mario Balotelli ve Kylian Mbappe derginin kapak sayfasında yer almıştı. Anadolu Efes Euroleague'de playofflara kritik bir galibiyetle başladı. Lacivert Beyazlılar serinin ilk maçında Barcelona Lassa'yı 75-68 mağlup etti. Anadolu Efes Euroleague'de playoff turuna zaferle başladı. Lacivert Beyazlılar serinin ilk maçında Barcelona Lassa'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 26-15 önde kapattı. İkinci periyotta Katalan ekibi farkı eritmeyi başarsa da Lacivert Beyazlılar soyunma odasına 40-36 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte farkı yeniden açmayı başaran Anadolu Efes son bölüme 9 sayı farkla girdi. Son periyoda Shane Larkin'in 3 sayılık basketleriyle başlayan Lacivert Beyazlılar Barcelona Lassa'yı 75-68 mağlup etti. Seride durumu 1-0'a getiren Anadolu Efes'te Vasilije Micić 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Larkin 12 ve Moerman 12'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Barcelona Lassa'da ise Antetomic 14, Kevin Pangos 12 sayıyla oynadı. 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı Cuma günü saat 20.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Euroleague playoff turunda ikinci maçlarsa bugün başlıyor. Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas karşısında 2'de 2 için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertler İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 76-43 mağlup etmişti. Serinin ikinci maçı İlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. 3 galibiyete ulaşan takımın İspanya'daki Final Four'a yükseleceği eşleşmenin 3. maçı 23 Nisan Salı günü Litvanya'da oynanacak. Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yeni madalyalar kazanmaya devam ediyor. Genç sporcu Portekiz'de yapılan dünya şampiyonasında ilk kez yarıştığı büyükler kategorisinde de altın madalya aldı. Milli sporcu gelecek ay Bakü'de yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Spor hayatı boyunca 100'den fazla madalya aldı. Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı bir kez daha dünya şampiyonu oldu. 18 yaşındaki genç jimnastikçi adını 2016'da Güney Kore'deki şampiyonada altın madalya alarak duyurdu. Ayşe Begüm Onbaşı 2 hafta önce Portekiz'de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası'na katıldı. İlk kez yarıştığı büyükler kategorisinde tek kadınlarda dünya şampiyonu olmayı başardı. 100'den fazla madalyası olan genç yetenek şimdi de Bakü'de düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Yine hedeflerimiz çok yüksek Portekiz'de olduğu gibi. İlk önceki hedefimiz ama finale kalmak, sonrasında ise derece ve madalya, altın madalyaya ulaşmak. Şampiyon sporcunun bu yıl hazırlandığı başka bir şey de üniversite sınavı. Ben hem sporuma yüklenmem gerekiyor hem de okuluma yüklenmem gerekiyor. İkisini bir arada yönetmemim de aslında disiplinim, ben burada sporun kattığı disiplinin etkili olduğunu düşünüyorum. Ayşe Begüm Onbaşı uzun yıllar jimnastiğe devam edip Türkiye'yi birçok uluslararası turnuvada temsil etmek istiyor.
Ve son olarak günün öne çıkan 3 maçının oranlarını paylaşacağız. Napoli, Arsenal maçında ev sahibi galibiyetine 1.50, beraberliğe 3.50, konuk takım galibiyetine 3.90 oran verilmiş. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40 olarak belirlenmiş. Valencia, Villarreal maçında ev sahibi galibiyetine 1.55, beraberliğe 3.30, konuk takım galibiyetine 4 oran verilmiş. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Ve Eintracht Frankfurt, Benfica maçında ev sahibi galibiyetine 1.55, beraberliğe 3.50, konuk takım galibiyetine 3.60 oran verilmiş. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.35 olarak belirlenmiş. Sporun not defterini noktalıyoruz ama bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.